Yeni Nendesinden merhabalar. Ben Ümit Dinçer. Bugün konuğumuz Monster Notebook'un Abra A7 V10 modelinin kutlaşımını sizlerle birlikte gerçekleştirip hem de incelemesini yapacağız. İyi seyirler. Evet, biliyorsunuz ki Monster Notebook son günlerde önemli atılımlar yapmaya başladı ve Türk markası olduğundan dolayı da aynı zamanda oldukça ilgi gören markalardan birisi aslında. Bugün gazetemize Monster Notebook'un laptopu geldi. Oyuncu laptopu geldi. Abra A7 V10 modeli geldi bizlerle birlikte. Bakalım kutu açılımına geçelim hemen. Ama kutu olarak daha öncesinde biliyorsunuz ki biz Yeni İnan gazetesi olarak FUSAS serisini de incelemiştik. Genelde Monster Notebook'un serisinin siyah ve yeşille bir uyumu vardır. Ve yine o çizgiden çıkmamış Monster Notebook. Güzel bir kutu karşılıyor bizleri. Yani ürünün genel anlamda kutusu bu şekilde. Herhangi bir resmi falan vesaire yok. Güzel bir kutu. Hemen açalım. Arkasını falan göstermeme gerek duymuyorum çünkü siyah. Düz olarak siyah bir kutu. Yine koruma süngeri bizleri karşılıyor. Evet, burada hemen ilk olarak ürünümüz bizleri karşılıyor bu şekilde, ambalajlı. Şimdi öncelikle bunu bir buraya koyalım. Evet, kutuları açalım bakalım. Buradan öncelikle adaptörümüz çıkmakta. Adaptörümüz buradan bizlerle birlikte karşılıyor ilk olarak. Adaptörün kablosu ve güç bataryası bizleri karşılamakta. Bakalım kutu içeriği olarak çok zengin mi, orta düzey mi yoksa en alt seviyede mi sizlerle birlikte bakalım. Kutu tasarımı gerçekten güzel içeriği olarak iç tasarımı. Gerçekten ben beğendim. Burada bizleri hemen bir garanti kılavuz belgeleri karşılamakta. Ve bunun haricinde kutumuz tamamıyla boş. Oldukça güzel bir kutu. Hemen buradaki kılavuzlara göz atmak istiyorum. Çünkü önemli bilgiler olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Burada hemen bizlere garanti belgesi karşılamakta ürünün. Ve aynı zamanda yine kurulum aşamaları burada yer alıyor. Tek tek göstereceğim yine. Her ne kadar pek çok yayın kuruluşları göstermese de. Burada ise ürünün özellikleri tam olarak bizleri burada karşılamakta. Burada yine ESET'in yani ESET antivirüs programının 3 aylık deneme sürümünü bizlere sunuyor aslında Monster Notebook. Bu gerçekten çok güzel bir uygulama. Yani içerik olduğunu söylemeliyim kutu içeriği açısından. Bunu göstermeye gerek duymuyorum. Burada ise tam olarak henüz hangi parça olduğunu çözemem ama ya hard disk ya da SSD veya RAM kapasitesini arttırabilmek üzere bir aparat bizleri karşılıyor. Slot girişi olabilir, harici hard disk kapağı olabilir. Ve işin en iyi kısmı ise bizleri burada bir flash bellek karşılamakta. Monster Notebook'un özellikle kendi sürümleri içerisinde bu flash belleği üretmesi ve yanında ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunması gerçekten çok iyi. Şimdi günümüzde pek çok artık biliyorsunuz ki Blu-ray değil de normal DVD-ROM yazıcılar, oynatıcılar artık pek fazla tercih edilmiyor. Aynı zamanda artık biliyorsunuz ki bütün sürümleri, yazılımları artık internetten sizler de indirebiliyorsunuz. Lakin Monster Notebook şöyle bir çözüm düşünmüş ve yanında bir flash bellek bizlere hediye etmiş ve bu flash belleğin içerisinde bütün notebook'un içerisinde bulunan yazılımların da burada otomatik olarak kurma şansına, imkanına sahipsiniz. Oldukça güzel bir flash bellek olduğunu söylemeliyim. Ben şahsen beğendim. 3.0 hızlı bir USB flash bellek bulunuyor. Onun haricinde son olarak da burada bizleri kullanıcı kılavuzu karşılamakta. Evet, bunun haricinde kutu içeriği gerçekten güzel. Özellikle flash belleği gerçekten beğendim. Bunun haricinde başka bir kutu içeriği biz göremedik. Şimdi gelelim hemen laptopumuza.
Metop'tan bir deri özel bir kumaş karşılığı yol etti bu hemen koruma amaçlı. Normalde biliyorsunuz ki naylon ya da sticker tarzda naylon kağıtlar bizleri karşılıyordu genelde. Ama bu gerçekten çok iyi bez olarak kullanılmış. Ve aynı zamanda bizleri güzel bir şekilde bir led top karşılamakta. Hemen açtığımızda yine burada bir adet daha bir bez parçası bulunuyor. Tamamıyla klavyeyi kapsayan, tozlanmasını önleyen bir kumaş parçası. Hemen ben de sizlere şu şekilde göstereyim. Zaten detaylı incelemesine geçeceğiz lakin ama hemen şuradan bir başlatalım hatta. Evet. Bilgisayarım şu anda açılmak üzere. Yine Mountain logosu yer almakta. Klavye ise RGB 16.8 milyon renk seçeneğiyle gelen bir klavye. Daktilo tarzında diyebiliriz. Tam olarak henüz ben de bilmiyorum. Detaylı incelemesine göz atacağız. Kutu içeriğimiz bu kadardı. Kutu açılımı. Şimdi sizlerle birlikte hadi gelin ürünün incelemesine, detaylı incelemesine değinelim. Evet arkadaşlar, şu anda Mountain Notebook'un klavyemizin RGB efektlerini sizlerle birlikte deneyeceğiz. Bunun için hemen Mountain Notebook'un hazırladığı Monster Kontrol Merkezi'ne hemen giriyoruz. Burada ise aydınlatma ayarı, ekran, diğer ayarlar olmak üzere farklı ayar seçenekleri de mevcut. Klavye aydınlatması isterseniz kapatabilir, isterseniz açabilir ya da ışık şeridini normalde durdurabiliyorsunuz. Ekranda ise oyuncu, film, ofis, özel ve standart olmak üzere ekran özellikleri de mevcut. Windows tuş kilidi, USB akıllı şarj, bağımsız ekran kartı, OCD kapat gibi diğer ayarlar da mevcut. Ve buraları normalde kullanıcılar rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Yani Monster Kontrol Merkezi aslında rahat bir kolay bir arayüze sahip. Fan ayarları ise burada şu anda en yüksek şekilde fan hızı aktif. Sistem monitörü ise burada normalde sizin ekran kartınızın, işlemcinin ve laptopun genel sıcaklık ayarlarını burada sizler de görebiliyorsunuz. Hemen aydınlatma ayarlarına buradan geçelim. Buradan istediğiniz efektleri verebiliyorsunuz aslında. Profil 1 var mesela, 2 var, 3 var. Bunları tabii siz istediğiniz gibi atayabiliyorsunuz. Ben efekt hızını arttırmak istiyorum. Ve böyle bir hızlandırma seçeneği klavyemize yansımış oluyor. Akıntı yerine ben tepkisel istiyorum. Yani basmalı. Gördüğünüz üzere evet, gökkuşağı olabilir. Buradan dalga olabilir. Dalga da bu şekilde klavyenin her iki tarafına da yayılmakta. Müzik olabilir. Müziğin tepkisine göre çalıyor olabilir. Şimdi o yüzden telif yememek için müzik açmıyoruz. Yılan var. Aynı telefonlarda bulunan oyunlar gibi. Yağmur damlası var. Bu da gerçekten güzel bir şerit aslında. Havai fişek var. Güzelmiş aslında.
Evet. Oyun modunda ise sadece WASD ve yön tuşları normalde aydınlanıyor. Ben tek renkte bunu mavi yapmak istiyorum mesela. Uygula dedik ve gördüğünüz üzere mavi bir renge kavuşmuş oldu. İsterseniz bunu RGB de yapabilirsiniz veya siz tek renk olarak da seçebilirsiniz. Ben bunu nefes almak istiyorum. Nefes olsun istiyorum ve turkuaz rengi yapmak istiyorum. Uygula dedik. Tabi burada farklı renkler olduğu için normalde değişiyor her renk gördüğünüz gibi. Buradaki bütün renkleri burada görebiliyorsunuz. Evet, Monster Kontrol Merkezi ise bu kadardı arkadaşlar. Tamam. Arkamı kollayın. Ben 3 tane çıkacak. Sessiz ol. Yürüyün. Ben Bandit. Dikkatli artık. Robert. Hadi gidelim. Romeo aktüel. Romeo 1 konuşuyor. Yakıt pikette başlatılıyor. Tamam. Anlaşıldı Romeo 1. Seni oraya sokmamız lazım. Bu benim içine. Bir savaş başlıyor. Alfa Sef mi? Hayır. Seni Sibirya'da kablomla vuran adamları hatırlıyor musun? Seni tanrı bilir kaç yıl statüde tutan adamları. Nano giysiyi etimden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sen, bu adamlar.
Unut bunu. Devam ediyor. Temel olmayan personelin bölgeyi terk etmesi. Bu NAX. Senin güvenlik sistemi. Ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan QRF ekipleri var. Çektiler. Onun kim olduğu hakkında bir fikrin var mı? Oradaki adam Prophet. Uyarın. Bunun için mi her şeyi kilitlediler? Deri yüzme laboratuvarına doğru gidiyor. Kim onun peşinden gidecek kadar aptal olabilir ki? Konuşuyor. Sektör 2 alfa 0'da hat ihlali. 2 veya daha fazla saldırganımız var. Acilen destek gönderin. Tamam. Lanet olsun. Takviye güçler. Biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacım var. Yay mı? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Hayır. Ama henüz güzel kısmını duymadım. Karbon lazerler o yayı nano giysine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzeli de pelerinli kalırsın. Şimdi beğendin mi? Geliyor. Güzel. Hadi şimdi gidelim.
regular punch in the ear. Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna... Or what? Or you'll find yourself fighting knights-errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. Well, there's three of them. Two turtled up in armor. Some wench sent them. Folk who say we's afeard, a wench it... Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the head... By the crane, villains, ready your arms! Oh!
Do they not emerge? Warrant. Come. So fess up. What brings you such a long way? We are to... Is... Most on for us never have free us. Come. Shall you... My... And... Most on. How many of... Two. And if... You cannot... So you... We must set... Ready to get... This is how it happened. This is how the Batman died.
9 months ago, Joker was cremated. I pressed the button and burnt the evil bastard myself. And then... Problem. Oh, thanks, honey. So, what'll it be? Your usual? Sure. Okay, chicken salad with no dressing. No, you know what? Make it waffles. With a side of bacon. Don't tell my wife. Whatever you say, officer. Oh, and if you want some more coffee, just shout. Hey, I'm sorry to interrupt your dinner, Officer, Owens. But there's a guy smoking over there in the corner booth. Wait here. I'll have a word. Excuse me, sir. There's no smoking in here. Demonstration used just 5 ounces of my latest toxin. Tomorrow, this will seem like child's play. Gotham, this is your only warning.
samples on that freak. I'm just glad you made it out okay. Sorry, I've got to go. Stay safe, Barbara. You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. In case you need to reach me, it's going to be a long night. All units, we've got a 1033 in Sector 2. Missing patrol car. Unit 247. Suspected officer down. Hey, Batman. Every damn time. Oracle, I need the location of Unit 247. Already working on it. How's my dad doing? He's holding up. Somehow, he always does. Okay, I'm sending through the squad car's location. Be careful. It's not looking good out there. You're safe. Thanks, Batman. I thought they were gonna kill me. The city's overrun. We don't stand a chance. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Evening the odds. Evet, artık yavaş yavaş videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Monster, Abra, Ayrı ve 10.2 modeli hakkında artık şunları kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Tamamıyla bir fiyat performans ürünü olduğunu sizlere aktarmak gerekiyor. Tabi artıları da oluyor, eksileri de var. İlk eksi maalesef fiyat. Son günlerde dolar kurunda yaşanan artış sebebiyle fiyatları biraz daha yüksek fiyat etiketlerinde olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii ki
pek çok iyi özelliklerde bulunduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu fiyat aralığında, yani atıyorum ki 10 tane özelliğe hani önem veriyorsunuz ama bütçeniz bu 10 özelliği karşılamayabiliyor. Tabii ki Monsterly ise yani bu üründe bulabileceğiniz modellerden pek çoğunu aynı fiyatlarda bulunan başka markaların ürünlerinde bulamayacağınız kesin bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü özellikle ilk başta bu üründe göze çarpan özelliklerden birisi ise sadece 144 kare ekran paneli olması, bence aslında bütün her şeyi de bir büyük bir artı olduğunu sizlere aktarmak gerekiyor. Tabii ilk başlarda oyunda verdiği performans testleri, render gibi sisteme aşırı zorlayan işlemler gerçekten hani önemli. Ve Avra Air'i V10.2'de oyun testlerini sizlerle birlikte deneyimledik. Sizler de gördünüz. Tamam, Crysis'te düşük performans vermiş olabilir. Ama hani şöyle söyleyeyim. Crysis çıktığı zamandan bu yana epey optimizasyon sorunları olan bir oyun. Halen günümüzde öyle. Ve yine de akıcı bir şekilde en yüksek ayarlarda sizler de Witcher 3'te çok akıcı bir şekilde rahattı ve Batman Arkham Knight'te ise sistemi çok fazla yormadan ben açıkçası Avra Air'e ben yayın açmaya çalıştım. Hazır bir ürün yanımdayken kendi bilgisayarım üzerinden bir yayın başlattım. Ve GTX 1080 sıvı soğutmalı bir ekran kartım olmasına rağmen yayını verirken çok aşırı derecede bir kasma sorunu yaşadım Batman Arkham Knight'ta. Sisteme aşırı yoran bir oyunken Arkham Knight, Avra Air'de bana mısın demedi açıkçası. Gerçekten hani takdir ettim bu konuda Monster'u. Hani diyor ya, reklamlarda olduğu gibi, oynayamadığınız bir oyun varsa paranız iade. Halbuki bu konuda Monster'u kutlamak gerekiyor. Hani ben bu kadar bir performans beklemiyorum bu 3 oyunda da. Bu 3 oyunda önemli yani. Zamanın ve halen günümüzde popüler oyunlarından birisi. Ve Batman Arkham Knight oyununda şu sıralar Türkçe masıyla gündemde, sizler de biliyorsunuz ki. Aynı zamanda çalışmalarına birebir yakından takip ettiğim bir Türkçe yama projesiydi. Evet, Monster Notebook Avra Air'i V10.2 modeli gerçekten benim beklentimden de öteye çıktığını söylemeliyim. Gerçekten fiyat performans ürünü, tabii ki pek çok artı ve eksileri var. Örneğin bunun eksilerinden bir tanesi de bataryanın çıkartılabilir olmaması. Diyelim ki bataryada bir sorun oldu, şişti. Notebooklarda yaşanan genel sorunlardan birisi olur hep. Çıkartamadığından dolayı maalesef ürünün kendisiyle birlikte götürmeniz gerekiyor teknik servise. Ama batarya çıkarılabilir. Sadece bataryayı çıkartmanız gerekmekte ve teknik serviste hemen belki de bir değişim de olabilirdi. Ve hani benim diyebileceklerim bu kadar. Gerçekten ben ürünü beğendim. Yeni inangatçı olarak da bu ürüne verebileceğimiz puan 10 üzerinden 9. Gerçekten şaheser bir ürün olduğunu sizlere aktarmam gerekiyor. Fiyat etiketi ise şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı şu sıralar, yine az önce de bahsettiğim gibi dolar kurunda yaşanan artı sebebiyle 7000 ila 7200 TL arasında bir değişken bir fiyat etiketine sahip. Aynı zamanda 2 yıl Monster Notebook teknik servis desteği de bulunuyor ürünün. Kutu içeriği bakımından hani orta düzey diyebiliriz. Niye orta düzey diyebiliriz? Bunun sebebi ise şu şekilde. Aslında nasıl diyeyim? Genelde biliyorsunuz driverlar genelde CD veya DVD içerisinde ürünün kutu içeriğine konulurdu. Ancak Monster burada çok güzel bir yöntem denemiş. Tebrik etmek gerekiyor kendilerini buradan. DVD yerine veya CD yerine bir USB bellek koymayı düşünmüşler. Ben açıkçası bu duruma çok sevindim. USB bellek koymaları ve bunlardan 3 aylık Asset Antivirus programının da 3 aylık deneme sürümü ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunması gerçekten çok güzel, takdire şayan bir şeydi. Bu yüzden de orta düzey diyebiliriz. Evet,
Bugün sizlerle birlikte Monster Notebook'un Abra A7 V10.2 oyuncu laptopunu sizlerle birlikte inceledik ve testlerini gerçekleştirdik. Ben açıkçası hani bir editör olarak sizlere tavsiye ediyorum bu ürünü. Gerçekten çok kullanılabilir bir ürün. Tabii ki fiyat konusunda bazı endişeler mevcut. Evet, benim diyebileceklerim bu kadar. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.